Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lukdaten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. 7. sözü tefekkür etmeye devam ediyoruz. Bugün 35. dersimizi yapıyoruz. 7. sözde de 3. dersimiz aynı zamanda. Dün 7. sözün ilk paragrafını hesapta olmadığı kadar uzun konuştuk ve bir dersi onunla bitirdik. Yine şöyle yapalım. 1. paragrafla beraber yine temsili sonuna kadar okuyayım. Ama bu sefer ilk paragrafı fazla konuşmayalım. Yine öyle diyorum ama inşallah dönüp tekrar konuşmam. Sağım solum da belli olmuyor, artık alıştınız. Ondan sonra kıssa üzerine bir miktar tefekkür edelim. Belki bir gün kıssanın hakikat kısmına da geçeriz diye umuyorum inşallah. Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla. 7. söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan. Âmentü billahi ve bil yevmil ahir, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halikine tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua, ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsil hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer, şöyle ki. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gül-ü Muhammedi aleyhissalatu vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi. Bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan, bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben, yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, yani o dessas, o ayyaş adam soruyor bunu. Ha ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap,
Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual. Ha şu ellerindeki nedir? Cevap. Bir ilaç. At şunu. Sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Sual. Ha şu 5 nişanlı kağıt nedir? Cevap. Bir bilet. Bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desiseyle onu ikna çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki daracını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan haydi yap, göster görelim. Sonra de gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin, diyor. Temsil kısmı burada bitiyor. Ardından işte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim ile hakikat kısmına geçiyoruz. Orayı okumuyorum. Nasip olursa yine dersin içinde geçeceğiz fakat şimdilik kıssadayız. Pekala. İlk paragrafı konuşmayacağız dedik. O kısmı geçiyoruz. Şuradan devam edelim o zaman. Şurada Nuru Kabir gözüme şey gözüktü acaba üstüne konuşsak mı falan diye. Neden Kur'an Nuru Kabir? Ya da Nuru Kabir olduğunu nereden biliyoruz diye üzerine konuşsak mı dedim ama yok hani ilk paragrafı konuşmayacağız dedik konuşmayalım peki. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer şöyle ki. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. Şimdi bu kıssanın bu kısmı bir askerin haleti ruhiyesi. Belki cephe hattında bir askerin haleti ruhiyesi. Bediüzzaman Hazretleri'nin ta birinci sözde şeyi konuşmuştuk. Neden askerlik temsilatını çok kullanıyor? Buna kendisinin verdiği bir cevap var demiştik galiba Emir Dağ Laikası'nda. Hani askerler içinde talebelerinin olacağını, asker kökenli talebelerinin olacağını, bunların da önemli bir konum, yer tutacaklarını, hizmet Kur'aniye'de hissettiğini, bunlar mesela Hulusi Yahya Gel abi o zamanlar yüzbaşıymış, sonra albay olarak emekli olmuş, öyle biliyoruz. Yani binbaşı Asım abi gibi talebelerinin varlığını, ruhunun sezdiğini önceden, hissi kablel vuku nevinden, o hadise gerçekleşmeden sezdiğini, onlara hitaben böyle yazdığını kendisi zikrediyor. Biz biraz daha bunun ardına düşüp kendimizce Allahu Alem kaydıyla tefekkürde bulunup şöyle demiştik. Zaten Osmanlı toplumu çok fazla savaş görmüş o dönemde. İşte Balkan harplerini görmüş, 93 harbini görmüş, Osmanlı-Rus savaşı yani. Neredeyse Yeşilköy'e gelmişler. Yani havaalanının, eski havaalanının olduğu yerlerde Rus ordusunun fotoğrafları var. İstanbul'u almışlar yani neredeyse. İngilizler falan araya giriyor da geri çekiliyorlar. O işte Trablusgarp harbi olmuş. Kurtuluş savaşı, Birinci Dünya Savaşı ki en dehşetlisi bu işin. Ondan sonra işte onun her bir cephesi zaten bir savaş gibi yani Doğu cephesi, Batı cephesi, Irak cephesi, Filistin cephesi, Çanakkale cephesi, Kars cephesi yani yukarı cephesi vesaire. Her birisi ayrı bir savaş gibi, ayrı bir dehşet. Tabi ard arda bu savaşlar toplumda bir askerlik tecrübesi kadınıyla erkeğiyle oluşturmuş. Yani kadınlar bile o zamanlar bil fiil savaşa katılmışlar yani. Hem gerilla mücadelesine katılan hanımlar var mesela. Onların romanları var. Sabahattin Burhan Hoca'nın öyle birkaç tane romanı var.
öyle kahramanları anlatan. İşte Kara Fatma deniyor. Böyle efsane silahına davranıp düşmana karşı cihad etmiş hanımlar var. Hem de onun dışında işte mermi taşıyanlar, asker hizmetlerine koşanlar var. O şekilde de dahil olmuşlar sürece. Zaten genel olarak dünya toplumunda kadınların iş hayatına en çok girdiği dönem Dünya Savaşı dönemleri. Birinci Dünya Savaşı ile başlıyor. Erkekler uzun bir süre, çünkü Dünya Savaşları uzun da sürüyor. İş hayatından uzak kalınca o işlerin de bir şekilde yapılması lazım. Yani üretimi sürmesi lazım. Çünkü hayat devam ediyor. Kadınlar iş hayatına girmişler. Ve sonra da hani bu kadınlar erkekler arasında tartışma konusu olmuş. Kadınlar tekrar evlerine, yuvalarına dönsünler mi, dönmesinler mi? O dönemin hanım feminist yazarları mesela var. Onlar dönmemeliyiz artık, bir kere karıştık falan demişler. Ama Üstad Hazretleri'nin daha çok bu konuda yuvalarına dönmeleri gerekir. Yani toplumsallığın eski paradigmasına dönmesi gerekir tarzında durduğunu görüyoruz. Sahada pek bu öyle gerçekleşmemiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında da aynı şey olmuş. Mesela Türkiye'de o kadar göstermese de etkisini, Avrupa'da erkeklerin nüfusu bayağı azalmış yani. Almanya'da özellikle falan. Yine kadınlar sosyal hayata çok karışmışlar. Bu da tabii alışkanlıkları değiştirmiş köklü olarak. Yani bugün bizim tartıştığımız çoğu mevzu aslında dünya savaşlarındaki erkek nüfusunun azalmasından sonra hayata dahil olan tartışmalar. Böyle bir yanı da var. Hatta bununla ilgili ben bir kitap da okumuştum. Ondan alıntılarla falan bir yazı da yazmıştım ama şimdi ona girmeyeyim. Yazıyı açmam lazım yani. Alıntılarımın çoğu da aklımda kalmadı. Fakat o zamanlar yani gazetelerde bu tartışılıyor. Kadın yazarlar da bir şeyler söylüyor. Erkek yazarlar da onlara cevap veriyor falan. Gündem bir mesele bu. Kadınlar yuvalarına dönmeli mi, dönmemeli mi? Bediüzzaman o sözü o gündem tartışması üzerine söylüyor yani. Pekala, şimdi dediğimiz gibi o zamanlar çok savaş görülmüş. Bir de bu savaşlar içinde Bediüzzaman'ın durumu var. Bediüzzaman Hazretleri Gönüllü Kürt Milis Alayı kumandanı olarak savaşa iştirak etmiş. Çok talebelerini de o savaşta şehit vermiş. Biliyorsunuz ordumuz orada büyük oranda kayba uğradı. Özellikle soğuk yüzünden, kışa hazırlıklı olmamaları yüzünden. Orada çok donma oldu. Askerlerimizin çoğu donarak şehit oldu, büyük bir kısmı. Ondan sonra ordu dağıldı yani, bir nevi öyle bir şey oldu. Ondan sonra nasıl müdafaa yapıldı? Gerilla savaşıyla. Dağda gerilla savaşı verilerek bir ölçüde Rusları yavaşlatmaya çalıştı Türkiye ordusu. Bitlis'e kadar falan bir ara inmiş yani Ruslar. Sonra Irak'taki ordumuz geri geliyor. Halil Kutpaşa galiba geri dönüyor. İngilizleri Irak'ta yendikten sonra ordusuyla dönüyor. Bir de Ruslarla savaşıyor. Ya da Ruslar onlar gelmeden mi geri çekilmeye başlıyor? Tam bilmiyorum o kısmını. Yani orası çok karışmış ve o sırada Bediüzzaman Hazretleri o savaşlara katılmış. Gerilla savaşına karşı, Ruslara karşı o gerilla savaşlarına katılmış. Kendisi de talebelerini şehit vermiş. Yeğenini şehit vermiş. Yaralanmış. Bakınız bu temsilde ne vardı? İki tarafında iki yara. Kendisinin de bacağı kırılmış yanlış bilmiyorsam. Ya kolu ya bacağı. Ruslara esir düşmüş, nefyedilmiş. Yani buradaki sürecin parçaları aslında Bediüzzaman'ın tecrübeleriyle örülü. Sağ ve sol iki tarafında dehşetli, derin iki yara ile yaralı. Ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Harp sırasındaki halet-i ruhiye ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Yukarıda dedi ya, meydan harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında. Pek müthiş bir vaziyete düşer. Bediüzzaman'ın hali o zamanki. Arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Harpte çok sevdiğini kaybetti. Çok sevdiği şehirler, Doğu'nun gözbebeği Van, Erzurum, buraları çok Ruslar tahrip ettiler. Ermeni mahallesi dışında diyor, neredeyse bütün şeyleri yanmıştı diyor Van'ın evleri. O Van Kalesi'nin başında Van'a bakarken o üzüldüğü sahne var, İhtiyarlar Risalesi'nde geçiyor galiba. Yani yakmış yıkmışlar yani. Kimse kalmamış dostlarından, çoğu tehcirde veya işte yani o hicret sırasında veya savaş sırasında şehit olmuşlar. Pek azı sağ kalmış.
gibi gibi yani o Halit-i Ruhiye, buradaki Halit-i Ruhiye Bediüzzaman'ın bilmediği bir Halit-i Ruhiye değil, bu bir kurgu değil sadece. Yaşadığını biraz daha sembolleştirmiş sanki. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Öyle. Harp zamanı öyle bir zaman. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. Bediüzzaman'da kosturmaya nefyedildi malum, esir düştükten sonra. Oraya gönderildi. Bu o biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur ona der. Şimdi bu Hızır gibi zat, bu Hızır gibi zatlar hayatın bir yerinde mutlaka karşımıza çıkıyor. Hani herkesin bence bu irşadi şeyden bir hissesi var. Mutlaka rastlıyoruz. Ama hissemizi alıyoruz, ama almıyoruz, ama ondaki potansiyeli görüyoruz. Onun bizde yapabileceklerini görüyoruz veya görmüyoruz. Fakat bu mürşit hakikati, ben öyle düşünüyorum. Yine Allahu Alem kaydıyla söyleyeyim. Her insan hayatının bir köşesinde, bir yerinde mürşidine rastlar. Gözü açılır, görür, göremez. Bilemiyorum ama o mürşit hakikati hayatın her yerine sinmiştir. Mesela nübüvvet hakikati onun en ucudur. Yani peygamberler insanlığın en büyük mürşitleridir kendi işlerinden gelen. Ama ondan sonra da Allah dostları, hakiki alimler, peygamber varisleridir. Allah dostları aynı hizmeti görmüşlerdir. Ve alıcı gözle bakarsanız bir yerde mutlaka karşınıza çıkarlar. Size nasihat ederler, gözünüzü açmaya çalışırlar. Uyanırsanız uyanırsınız, uyanmazsanız ıskalamış olursunuz. Tıpkı geçmiş kavimlerin peygamberlerinden hisse alamamaları gibi, la teşbih ve la temsil. Siz de o Allah dostundan hissenizi alamamış olursunuz veya o hidayet pınarından suyunuzu içememiş olursunuz. Böyle bir şey yaşarsınız. Ben o açıdan Bediüzzaman'ın bu söylediği şeyi de bir kanun gibi düşünüyorum. Bu kanunun bir tarafı nübüvvet, bir tarafı mücedditler, bir tarafı Evliyaullah, Allah dostları, mürşidini kamilan, yani kamil mürşitler. Yani alt maddelere doğru açın bunları. Mesela şu an elimizdeki eser de Bediüzzaman Hazretleri'nin eseri, bu da bir mürşit. Bu da kitaptan mürşit. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhyası, rahmetullahi aleyh, o da bir mürşit. Kitaptan mürşit. Mektubat-ı Rabbani, kitaptan mürşit. Onlar da mürşit yani. Ama ki alıcı gözle bakmak lazım. Şu halet-i ruhiyeyi hissetmek lazım. Gafletle ıskalamamak lazım. Şu varoluşsal problemlere uyanırsanız, yani sağınızda solunuzda iki yara var, arkanızda aslan var, önünüzde dar ağacı var, sevdikleriniz asılıyor, sizi de bekliyor. Hem de yani bir sürgün yolculuğundasınız, kendinizi durdurmaya çalışsanız da durmuyorsunuz. Zorla gönderiyorlar sizi yani. Sürgünde o mana var. İsteseniz de duramazsınız burada. Kalmak isteseniz de kaldırmıyorlar sizi orada. Böyleyken Hızır gibi bir hayırha mutlaka karşımıza çıkıyor. Arıyorsak, işitmeye müsaitsek ondan hissemizi alıyoruz. Bizi irşad ediyor. Hiçbir zaman bundan yoksun değildir yani. Zaten Üstad Hazretlerinin Mehdi Aleyhisselam'a dair rivayetlere bakışında da bu vardır. Hani her zamanın Mehdi misal mürşitleri olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hatta bazıları diyor Mehdi'nin bazı özelliklerini de taşırlar kendilerinde. Mesela Mehdi Abbasi gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi rahmetullahi aleyhi ecmain. Yani onlarda o özellikler daha da baskın gözükebilir. Ama genel olarak istikametli Ehl-i Sünnet İslam ulemasında bu şey vardır zaten. Mehdi misal özelliği vardır. Her zamanda da böyle insanlar vardır. Bunların daha üst tabakası. Mesela Abdülkadir Geylani Kuddise sirruh, İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh, İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh gibi gibi imamlarımız daha büyük mürşitler yani mürşit tabakasının daha da üstü Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise sirruh gibi insanlar vardır. Bunların dersleri de kulağımıza gelmektedir.
Cenab-ı Hak hiçbir zamanı o zamanın insanların muhtaç olduğu mesajdan, hakikatten mahrum etmemiştir. Onların anlayacakları dilde, ihtiyaçları şeklinde karşılığına çıkarmıştır. Elbette vahiy kesilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra artık vahiy yoktur. Din kemale ermiştir, tamamlanmıştır, İslam'dır yani. Bu tespit olunmuştur, bu değişmez. Ancak bu İslam içinde mürşid hakikati devam eder. Sahipsiz bırakılmayız yine. İşte arıyı yasupsuz, karıncayı emirsiz bırakmayan Allah, beşeri de nebisiz bırakmaz diyor ya Bediüzzaman Hazretleri, bırakmıyor hakikaten de. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra alimler kendisinin beyanıyla varisleridir. Onlar da Kur'an içre, sünnet içre onlardan aldıkları dersi bize anlatırlar. Tabii bunun içine ehl-i sünnet alimlerini koyuyoruz. Bizim mürşid arayışımızdaki çerçevemiz ehl-i sünnet ve cemaat olması. Onun içinde olmayan bize mürşid olamaz. Ahlakı çok ahlaklıymış, çok bilgiliymiş, bilmem kaç şeyi ezbere biliyormuş, bunlar mühim değil. Asıl önemli olan istikamet. Ne diyor İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh? En büyük keramet istikamettir. Ehl-i sünnet içre olan alimlerdir yani bizim bundan kastımız. Bilim adamları falan değil. Onlar kendi mesleklerini yapıyorlar. Evet, bu dedik bir kanundur. Bu sadece kıssada bu adama rastlayacak bir şey değil. Bu kanuna uyanık olmak lazım. Bu bizi de bulan bir şey. Bulacak bir şey. O haleti ruhiye de bizim problemimiz. Bu varoluşsal problemler, yaratılışımızın, fıtratımızın özünde olan şu problemler de bizim şeyimiz. Muhatabiyetimiz. Bunlar uzağımızda olan işler değil yani. Bu Hızır gibi zatlar da bizim üzerine yaratıldığımız düzenin içinde bir parça. Karşımıza çıkacak. Beklentili olalım. O biçare şu dehşet içinde meyusane yani ümitsizce düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayır ha, hayır dokundurmayı seven, hayır yapmayı seven nurani bir zat peyda olur, ona der, meyus olma, ümidini kesme. Bütün irşatlar bununla başlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yani kısa bir meali böyle. La taknatu bir rahmetillah gibiydi galiba. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmemek, bütün irşatların, bütün iyiye gitmelerin, bütün pozitif eşiklerin başı budur. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemekle başlar bütün yükselişler. Bunu o adam farkında olmayabilir. Başka bir isim de koyuyor olabilir buna. Seküler ehli dünya için de aynı şeyi söylüyorum ben. Allah'ın rahmeti diye düşünmez ama ne diyor? İşte kainatta pozitif enerji. Evrenin ruhu. İşte tabiatın pozitif enerjisi. Olumlu bir atmosfer falan böyle. Aslında kastettiği o pozitif manalar ya da işte olumlamalar, bunlar rahmetin şeyi. Farklı renkte okumaları. Ha ona o ismi vermiyor, Allah'a bağlamıyor ama evrenin taraf tuttuğunu tabiri caizse, evrenin iyilikten, varoluştan, devamdan, yaratılıştan, yukarı gitmekten, kemalden yana olduğunu onlar da seziyorlar. Hani bu kadar işte okumuşsunuzdur siz de mutlaka. NLP kitabı var, kişisel gelişim kitabı var. Ne bileyim böyle guru, yaşam koçluğu falan filan bunlarla ilgili kitaplar var. Farklı farklı felsefelere ait. Sadece şey de değil yani böyle seküler de değil işte Budist, karma ya da işte Konfüçyüs'tür falan filan. Bunlara bağlı da bunların şeylerine bağlı olarak da yazılmışları var. Her türlü şeyin çıkıyor yani böyle bir kendince kişisel gelişim şeyi, argümanları ya da felsefeleri. Onlara da baksanız yani onlar da şey yapıyorlar diyorlar ya hani evrim, yani evren, hatta evrim, onlar evrim diyor, evrim de şeyden yana diyorlar, hep yukarıya doğru. Niye? Ne belli? Hep yukarıya doğru. Hani bu iyimserliktir bu. Bakınız onların şeyinde bile o iyimserlik var. Evrim diyor hep yukarıya doğrudur, tersinlemez bir süreçtir.
Varlık diyor hep diyor daha şeyden daha yukarı doğru gider. Neden? Bunu varlığa kim zorluyor? Sevgi içimizde, Cem Yılmaz'ın şeyi var ya, sevgi içimizde falan gibi. Yani ne zorluyor varlığı buna böyle olmaya, böyle yapmaya? Rahmeti seziyorsunuz siz aslında. Cenab-ı Hakk'ın Rahman olduğunu, varlığın sürekli, nasıl diyelim, yaratılışlarla varoluşunu arttırmak üzere olduğunu, acze düştüğü yerlerde imdada koşulduğunu siz de seziyorsunuz. Seküler bir zeminde de olsa tezahürlerini reddedemiyorsunuz. Ama verdiğiniz isim başka sizin buna. Pozitif enerji diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz falan filan. Neyse. Ama işin özü budur. Yani bir insan iyimser olmadan, Allah'ın rahmetinden ümit var olma eşiğini atlamadan, yaratılışa iyimser bakmadan, ümitsizliğinden kurtulmadan irşat başlamaz. Ümitsizi irşat edemezsiniz. Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş. Bu adama ne anlatsanız boş artık yani. Almıyor ki. Açık değil yani. Şeyleri kapatmış. O ümitle ancak irşat başlayabilir. O da hüsnü zandır. Yani bir tarafında da bunun hüsnü zan vardır. İnsan ümit var olduğunda hüsnü zan etmeye başlar. Ümit ve hüsnü zan birbirinin lazımı gibi. Bir şey hakkında hüsnü zanda bulunuyorsanız ümit varsınız demektir. Ümidiniz varsa hüsnü zanda bulunursunuz. Evet. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Burada da yine ilginç bir şey. İki tılsımı sadece vermiyor. Verip öğreteceğim. Verip öğreteceğim. Biz Kur'an'la sünnetin şeyini nasıl şey yapıyoruz, yerleştiriyoruz? Bir, Kur'an kitaptır. Peygamber Efendimiz müderristir. Ders verir. O öğretir yani Kur'an'daki hakikatleri sünnetiyle, sünnet-i Resulullah'la aleyhissalatü vesselam bize açar, şerh eder, izah eder. Neliğini Kur'an söyler, nasıllığını Efendimiz izah eder diyoruz. Yani böyle sünnete böyle bir fonksiyon biçiyoruz. Hani Kur'an'da da geçiyor, onlara kitabı ve hikmeti öğret. Tılsımı veriyor ve öğretiyor. Sadece verip geçmiyor yani. Buradan hemen Kur'an Müslümanlarına da bir mesaj çakalım. O iş öyle olmuyor yani. Tılsımı ver. Adam onu nasıl şey yapacak? Ne yapacağını bilmiyor ki o tılsımda. Yemek tarifi var. Yemek tarifinin videosu olmadan yapamıyor adam. Nasıl yapıyor diyor bunu. Tutturamadım ben diyor. Bir de videosunu aç bakayım diyor nasıl yapmış. Çünkü neden? O pratik olmadan o iş olmuyor. Hani bakmakla öğrenilse kediler kasap olurdu diyorlar ya. Hani onun gibi olmuyor sadece onunla. Öğretilmesi lazım. Kur'an'daki hakikatlerin bir kitap olarak evet yani sabiti olarak hayatımızda olması lazım vahyin. Ufkumuz açması lazım. Ama onun biraz da ders verilmesi lazım. Cenab-ı Hak böyle bir düzende yaratmış. Biz bunu zaten eğitimden de anlıyoruz. Milli eğitim nasıl yapıyor? Okul var, öğretmen var, kitap var. Böyle bir düzende öğretiyor. Bütün eğitim sistemleri böyle. Şimdi mesela bilgisayara döndüler. Diyorlar ki ya çok verimli olmadı. Çocuklar internetten çok konsantre olamıyor, öğrenemiyor falan. Çocuğun kitap önünde değil mi? Önünde. Hoca da karşısında halbuki bak hatta. Hoca da ama yakınında değil. İnternette, uzağında, ilişkide kopukluk var. Okul yok etrafında. Çocuklar eğitim alamıyor. Bak bugün işte salgın üzerinden bunu okuyalım. Ey Kur'an Müslümanları, ey hadis inkarcıları, ey sünnet münkirleri. Yani görüyorsunuz şu işte eğitimde düştüğümüz hali, salgındaki halimizi. Siz nasıl Cenab-ı Hakk'ı bununla itham edersiniz? Eğitiminde başarısızlıkla suçlarsınız. Cenab-ı Hak sadece kitabı gönderip gerisini boş verir mi hiç? O eğitimi yan öğeleriyle tamam etmez mi hiç? Dininizi tamamladım emrinin içinde sünnette olmaz mı hiç? Yani şu yarımlıktan, şu yaşadığımız olaylardan, şu salgın sürecindeki eğitimin sekteye uğramasından yani insan bir tefekkür etse burada hemen çıkışı bulur zaten. Hemen nasıl bu mevzunun aydınlanacağını anlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti şeriatın bütünleyicisidir, tamamlayıcısıdır.
tılsım verilmiştir ve öğretilmiştir bize. Evet. Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, yani güzelce kullansan, o arslan sana musahhar bir at olur. Bakınız, geriye dönelim. Kaçıncı sözdeydi o? Birinci sözde miydi, ikinci sözde miydi? Nazarında pek fena bir memlekete düşer. Hatta o zaman vurguyla konuşmuştuk. İkinci sözdeydi galiba. Hemen oraya bir bakayım ben, yerinden söyleyeyim. Şurada. Hodbin adam hem hodgam hem hodendiş hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Burada burayı konuşmuştuk. Nazarında pek fena bir memleket. Yani aslında memleket öyle değil. Onun nazarı memleketi kirletiyor. Öyle gösteriyor. Aynası pisli, puslu olduğu için yansıması da arızalı oluyor dedik. Kendindeki kusurlardan yansımalar da hisse alıyor dedik. Burada da bakınız, tılsımı doğru istimal ettiğinde aslan ata dönüşüyor. Demek ki aslan zaten atmış. Yani bu tılsım okuduğunda o şey Harry Potter'ın sopası gibi ring başka bir şeye dönüştürmüyor yani. Ya sen o halüsinasyonu dağıtıyorsun gözündeki. Sana onu kötü gösteren bir şey var. Ne derler ona? Bu halojen mi diyorlar onlara? Böyle mantarlar var. Kafa yapmak için kullanılan böyle uyuşturucu müptedalar, onları da kullanıyor bazen. Böyle halüsinasyon gördürüyor yani. Yediklerinde nesneleri çok farklı görüyorlarmış. Nasıl bir şeyse artık. Demek ki sen o halde olduğun için doğru göremiyordun. Tılsımı öğrendiğinde, kullandığında aslan atmış, onu öğreniyorsun. Güzelce istimal etsen o aslan sana musahhar, bir de boyun eğmiş bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için, yani keyfin ve gezmen için hoş bir salıncağa döner. Dar ağacı keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Dar ağacından kastımız neydi? Fanilik de aslında. Ne yapıyordu dar ağacı, yukarıda söylemişti? Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor demişti. Biz bunu nasıl anlayacağız? İşte değişim, kainatın her yanındaki değişim, dönüşüm. Bunlar neye dönüşüyormuş? Keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa dönüşüyormuş. Yani evet, bir değişim yaşıyorsun ama o değişim senin keyiflenmen, yani tek düze yaşamaman, belki de Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini daha net görebilmen için o değişim sürekli yaşanıyor. Perdeler değişiyor, oyun değişiyor, yeni şeyler öğreniyorsun her defasında. Ama tabii sen bunu içinde yaşadığın varlık içinde fanilik olarak görüyorsun. Yani her şeyin sonu geliyor, her şey çekiliyor, başkası geliyor, o gidiyor, bu geliyor, kış geliyor, bahar geliyor, yaz geliyor, o gidiyor, bu geliyor falan. O düzende görüyorsun ama o düzen aslında seni keyiflendirmek için. Ve biraz gezmen için, ferahlaman için. Tebdili mekanda ferahlık vardır denir ya. Onun gibi. Sen de alemde bir tebdil içindesin. Tebdili mekan içindesin. Bugünün yarının aynısı değil. Yarının öbürsü günün aynısı değil. Dünya aynı değil. İnsanlar aynı değil. Olaylar, kişiler, hadiseler sürekli değişiyor. Bu değişim içinde senin ruhun ferahlıyor. Çünkü senin ruhun da aynılığa katlanamıyor. Cenab-ı Hak bu faniliği İşte bekadan haberdar olan ruha belki bir, ne diyelim, tadımlık olarak vermiş. O fanilik sayesinde değişim oluyor. Değişik ayetler, değişik Esma-ül Hüsna tecellileri görüyor. Ruh bununla bir lezzet alıyor, ferahlıyor. Eğer onu hiçlik olarak görmezse. Demek o tılsım bunu da sağlıyormuş. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Farklı anlamlandırırsın çünkü. Hem sana iki ilaç vereceğim. Tılsımlardan başka ilaç. Peki niye onlar tılsım, niye bunlar ilaç? Bunu düşündüğüm zaman da benim aklıma şu geliyor. Tılsımda
bakış açısı değişikliği var. Yani nasıl diyelim? Hani öyle değilmiş, böyleymişi anlıyorsun tılsımda. Bir tür hani şey gibi, hani o halüsinasyonun dağıtılması gibi bir şey var. Ama ilaçlarda yaraları yok etmek yok. Yaralar yine kalıyor. Ama şeyi değişiyor, sizdeki tesiri değişiyor yani. Bak ne diyor? Hem sana iki ilaç vereceğim, güzelce istimal etsen o iki müteaffin, yani kötü kokulu çürümüş yaraların iki güzel kokulu gül-ü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Yani burada yani biraz sanki orada bir fark görüyorum. Yaralar yok olmuyor yani. Ama güle dönüşüyorlar. İlaçlı oluyor bu da. Hem sana bir bilet vereceğim. O ilaçlar falan neymiş, hakikat kısmını da göreceğiz. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. Bu yolu hızlı almayı yine küçük sözlerde başka bir yerde görmüştük. 1000 aha bak şurada. 4. sözde görmüşüz, bakınız bunu da. Bir kısım ehli takva berk gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan bu iki hakikati iki ayetiyle işaret eder. İlâ ahir, bu mevzu devam ediyordu. Bakınız nasıl sözler birbiriyle örülü. Burada da diyor ki, şuradan itibaren okuyalım. Sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik yolu bir günde kesersin. O zamanlar bu bileti iki türlü yorumlamıştık. Demiştik ki birincisi, evet Müslümanların kabir, haşir, mizan, sırat, cennete giden o yolculukta yaşayacağı süreçler, müşriklerin yaşayacağı süreçler gibi olmayacak. Biz daha bugünkü fizikten biliyoruz ki zaman izafi, her yerde aynı hızda geçmiyor. Kütle çekim kanunu bile zamanı etkiliyor diye konuşmuştuk o derste. Bunu bilim adamları çok hassas saatlerle ölçmüşler. Yani bu bizim saatlerimiz gibi değil, daha ince ölçüm şeyi olan saatlerle. Denizin yüzeyine yakınken, deniz seviyesinde yakınken, yani orada yaşarken zaman daha yavaş, daha hızlı geçiyor. Pardon. Orada zaman daha hızlı, pardon, daha yavaş geçiyor. Daha da mesela yüksekte yaşıyorsanız daha hızlı geçiyor. Çünkü kütle çekim kanunu artıyor. Veya işte üzerinde yaşadığınız gezegenin kütlesine göre yine zamanın hızı etkileniyor. Güneşin çekim kuvveti mesela zamanı etkiliyor gibi gibi. Dedik ki hani kütle çekim kanunu Cenab-ı Hakk'ın sadece bir kanunu. Bütün cazibedarların cezbesi Cenab-ı Hakk'ın cazibesindendir. Yani onun çekmesiyledir. Demek ki o zaman onun elinde şey, ister açar ister kısar, ki Miraç da bize bunu gösteriyor dedik. Miraç'ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün alemi gezdi, dolaştı, cenniz cehennemi gördü, Kab-ı Kavseyn'e çıktı, geldi, yatağa daha soğumamıştı. Demek ki o zamanın da açılması, daralması mümkün. Evliyanın kerametlerinde de bununla çok örnek var. Hülasa bunu böyle de anlayabiliriz. Yani Cenab-ı Hak takdir ederse, ki edeceğini söylüyor bize nakiller, ahiret, o yolculuk, kabirden, haşra, haşirden, cennete, sırata, cennete giden o yolculukta Müslümanlar için zamanı daha katlanılır kılabilir, daha hızlı kılabilir süreçleri. Ama aynı süreci mesela kafirler daha eziyetli, daha uzun yaşayacaklar. Yine ayetler, hadisler bize bunu haber veriyor. Bir, yani oradaki yolu hızlı kesme meselesi, bir senelik yolu bir günde gitme meselesi böyle de anlaşılabilir. Bir, ikincisi demiştik, takva üzerinden bu anlaşılabilir. Bugün insanlık isterse 10 bin yıl yaşasın, 20 bin yıl daha yaşasın, nihayetinde gittiği şey şeriatın hükümlerinin doğru olduğu, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin en doğru şey olduğu. Veya işte bunu daha kısa kendi hayatlarımızdan örneklersek, işte adam İslam'da içkinin haramlığını küçük görüyor atıyorum.
içiyor içiyor, alkolik oluyor falan filan, hayatı çürüyor. İşte ciğer rahatsızlanıyor, şu oluyor, bu oluyor, boşanıyor. Tabii ki de yani o her türlü etkiliyor. Hem psikolojiyi, hem sosyal hayatı, hem sağlığı etkiliyor. Ondan sonra yaşlandığında diyor ki ya içmemek lazımmış. Yani ne diyor? İslam'ın bu emri doğruymuş diyor. Ama nasıl bir tecrübe sonunda söylüyor onu? Bütün hayatına mal olan bir tecrübe sonunda. Peki daha çocukluğundan itibaren şeriatı ders almış bir Müslüman o emirden uzak kaldığında ne yapmış oluyor? Belki bir ömürlük yolu bir günde kesmiş oluyor. O şeriatı ders aldığı gün o yolu aşmış oluyor yani. Doğruyu bulmuş oluyor yani. Bir daha öyle bir tecrübe yaşamasına gerek kalmıyor. Dinin bütün emirleri böyledir arkadaşlar. Biz bugün onun ne kadar haklı olduğunu göremesek de mutlaka zamanın bir yerinde bir tecrübe, bir olay, bir hadise gösteriyor ki ya Müslümanlar haklı, ya İslam haklı. Hani bunun cezası bu olmalıymış. Kısasta hayat vardır. Bugün açık yüreklilikle söylüyoruz bunu. Çünkü neden? Öyle kötülükler oluyor ki ya hakikaten ehli dünya bile, İslam düşmanı bile diyor ki ya bunun diyor cezası ölüm olmalı ya. Hani böyle bir şeyi sağ bırakmamak lazım. Adam en idam cezası karşıtı bile olsa o şeyi gördün mü diyor ya bunun cezası idam olması lazım diyor. Bak şeriatın dediğine geldi aslında. Ne oldu? Şeriat o yolu kısa kesti, sana söyledi Cenab-ı Hak yani bunu yapman lazım. Seni en iyi ben biliyorum, seni yaratan benim, ustam benim yani. Senin yasanı ne olunca ne olacağını senden daha iyi bilmemden daha normal ne var? Hal böyle olunca o da bir tür bir senelik yolu bir günde kesmek gibi oluyor. Hızlıca Müslümanlar bu yolu aşmış oluyor. O dördüncü sözde ehli takva denmesini böyle anlamıştık. Buraya da orayı bağlamış olalım. Devam edelim. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. İlk dersimizde buraya dair demiştik ki Bediüzzaman Hazretleri bir yerde ben de ettim Said şöyle Said böyle anıyorsa bize o kıssanın içine kendimizi katmamız gerektiğini ders veriyordur dedik. Çünkü mesela bununla ilgili hani komik hatıralar da var. Üstad kendi hakkında mesela ey gafil Said demiş. Mesnevi Nuriye'de galiba veya başka bir metinde. Şimdi abiler onu okuyorlarmış üstadın huzurunda. Birisi ey gafil Said deyince Üstad Hazretleri uyarmış. Biraz da böyle latife şeklinde mübarek demiş yani. Orada ben kendimi andım, sen de kendini an. Öyle düşünmek lazım. Orada bizden bahsediliyor. Üstad kendinden bahsediyor ki bize bir işaret fişeği çakıyor. Siz de burada kendinizden bahsedildiğini anlayın diye. Buradaki o keskin dönüşte o var. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben yani şu biçare Sait dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, hileci yani. Ayyaş, dessas hileci demek değil mi? Hilebaz, evet. Ayyaş, sarhoş, aldatıcı bir adam. Çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim, yani içki alemi yapalım gibisinden. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Bakınız Bediüzzaman Hazretleri sosyal medya çağını görmedi, interneti görmedi. Sinemayı bile çok bidayetinde başında çok az bir kısmını gördü. Yani İstanbul'da gittiği filmler muhtemelen bugünkü sinema sektörüne göre çok çok böyle zayıftı yani o zamanki sinema sektörü. Üstadın sinemaya gittiğini biliyoruz yani. Fakat sanki bu zamanı görmüş gibi şeyler söylüyor. Yani daha doğrusu belki de medeniyetin gideceği yönü görmüş. Dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok ziynetler, süsler yani böyle mücevherler, takılar, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi karşısında durdu. Bugün modern medeniyet de tam böyle karşımızda duruyor. Mesela işte
Photoshop diye bir şey var. İnsanı olduğu gibi göstermiyor size. Yüzüyle oynanıyor. İşte kusurlar varsa gideriliyor. Onlara göre kusur, güzelliği deleyen ne varsa. Yaşlıysa gençleştiriliyor. Gözlerine renk veriliyor. Saçlarına renk veriliyor. Gerçeğiyle karşılaştırıyorsun. Ya diyorsun bu ne adam estetik ameliyat olmuş gibi. Estetik ameliyat bile böyle yapmaz. Filmlerde mesela aynı teknoloji kullanılıyor. Filmi çekmişler. Arkasında işte şey var. Green yani şey ekran. Yeşil ekran var. Green box mı diyorlar ona. Yeşil ekran şey yeşil duvar var. Ekran diyorum pardon. Yeşil duvar var. Önünde normal adam bir hareketler yapıyor. Bir bakıyorsun ordunun içindeymiş gibi. Atın üstündeymiş gibi böyle yapıyor. Aslında yeşil bir şeyin üstünde yapıyor onu. Hemen alıp koyuyorlar. Bakıyorsun adam ordunun başında gidiyormuş gibi. Yani bu süslemeler, fantaziyeler, müskirler bize acayip şekilde şu an veriliyor. Ama biz o kadar alışmışız ki bunu da sıra dışılık görmüyoruz. Biz aslında varlığın özellikle ekranın üzerinde muhatap olduğumuz kısmında gerçekliğiyle muhatap değiliz. Gerçekliğiyle o yaşananlar. Çoğu o üzerinde oynanmış, öyle değilken öyleleştirilmiş, mükemmelleştirilmiş tabiri caizse şeyler. Bu da tabii dünyanın albenisini arttırıyor. Bizi daha fazla manipüle ediyor. Normal hayatta öyle gözükmeyen şeyler daha başka gözüküyor gözümüze. İşte mesela adam sürekli neşeli, sürekli esprili, sürekli şey. Halbuki normal hayatını öyle yaşamıyor adam. Ama bir dizi karakteri olarak sürekli böyle cazibedar bir şekilde senaristlerin üzerinde çalıştığı, yönetmenin özellikle açılarla çektiği, makyajcıların yüzünü o şekle soktuğu, adamın işte ona göre biçimlendirildiği, seçildiği bir karakter. Bu size normal bir insan gibi geliyor izlerken ama normal hayatta öyle bir insan yok. Bu da bir tatminsizlik yaratıyor. Modern insandaki bir tatminsizliğin bir tarafının da bu olduğunu söylüyorlar. Yani sinema sektörü üzerinden hayatta tanıştığı için gerçek hayatta onu bulamadığında bir tatminsizlik oluşuyor. Yani gerçek hayat öyle değil ki. Her an neşeli değilsiniz. Her an süper şeyler olmuyor. Her an tatlı sözler dilinizden dökülmüyor. Böyle iyi cevaplar hemen aklınıza gelmiyor. Sıkıntı da oluyor. Genişlik de oluyor. Normal hayatın gidişi böyle. Ama oradan muhatap olduğunuz dünya böyle değil. Çok hareketli, cıstık cıstık, fıstık fıstık böyle. Öyle olduğunca da normal hayat onun hızına yetişemez hale geliyor. Gibi. İşte bir tür bu. Dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş. Gel gel beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Hepsine de boğulmuş durumda değil miyiz yani mesela bak. Şu güzel kız suretlerine bakalım abi. Sosyal medya bunu gören insan bunu kabul eder yani. Bugün bu asır bununla hücum ediyor insan üstüne. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Kum gibi şarkı. O kadar çok şarkıcı çıkıyor ki artık tutamıyorsunuz. Hangisi kim? Hangi şarkıyı söylüyordu? İşte onun albümü hangisiydi falan filan. Artık yetişmek mümkün değil. Böyle akıyor. Bir yerde bir tanesini dinliyorsanız dinliyorsunuz yani böyle seçip. Yoksa o akışın tamamını bütün hayatınız alır yani. Takip etmeye kalksanız o nehri. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Bir de yemek programları. Kum gibi yine. Her tarafta. İnternettekiler ayrı, TV'dekiler ayrı, işte ne bileyim yani bir de imkanları da çok. Mesela türlü türlü lokantalar var. Çin lokantası, Japon lokantası, işte Lübnan mutfağı, Türkiye mutfağı, Cezayir mutfağı falan filan vesaire. Hakikaten o tarafıyla patlamış bir hayat yaşıyoruz. Eskiden böyle bir hayat yoktu. Sual, nedir ağzında gizli okuyorsun? Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Anlaşılmazı anlamak. Vaktimiz de doluyor. Anlaşılmazı anlamak keyif bozar arkadaşlar.
anlaşılmazı anlamak keyif bozar. Yani eğer karşınızdaki mesaj biraz dikkat, biraz gayret, biraz böyle derin tefekkür istiyorsa belli ki şeyiniz akışınız bozulacaktır. Yani ona göre yaşamaya başlarsınız. Sizden pay istiyor demektir. Hakikat sizden pay istiyor demektir yaşanmak için. Görünmek için bile, yaşanmaktan önce görünmek için, bilinmek için bile hakikat sizden pay ister. Pay verdikçe hakikate dahil olursunuz. Bir yerden sonra hakikat hayatınızı biçimlendirir ona verdiğiniz paylardan dolayı. Namaz nasıl mesela bizim hayatımızı değiştiriyor ya da İslam bizim hayatımızı nasıl değiştiriyor? Pay alıyor bizden. Bakın namazda bunu daha evvel namaz bahsinde konuştuğumuz için yani oraya binaen çok uzun tutmadan söyleyeyim. Zamanımız da az kalmış. Mesela namaz dedik zamanın zekatıdır. Pay alıyor ondan. Zekat maldan. Pay alıyor bizden. Hac, seyahat yeteneğimizden pay alıyor. Yine zaman da var tabii. Ondan sonra oruç dedik yemek yeme şeyimizden, sağlığımızdan, rızkımızdan pay alıyor. Nefsimizden pay alıyor. Yani Cenab-ı Hak bize bir şeyler vermiş, onlardan geri bir şeyler alıyor bizden. Aldıkça, biz de ona verdikçe İslam'a davet edilmiş oluyoruz, katılmış oluyoruz. Namaz kıldıkça İslam'a katılmış oluyoruz. Oruç tuttukça İslam'a katılmış oluyoruz. Zekatımızı verdikçe, sadakamızı verdikçe İslam'a katılmış oluyoruz. Hakikat böyle insanın hayatına tesir eder. Alırsa gelir. Hiçbir şey vermeyeyim ama hakikate sahip olayım. Böyle bir şey mümkün değil. Yani şu satırları okumak bile bir pay vermek ve okudukça bu hayatımıza girebiliyor. Hiçbir şey yapmadan her şeye sahip olmak diye bir şey mümkün değil. Normal seküler hayatta bile mümkün değil. Dünyevi hayatta bile mümkün değil. Kaldı ki İslam da bizden elbette pay istiyor. Ona pay verdikçe de hayatımıza dahil olacak inşallah. Evet. Şimdi o arkadaş da kendisine istiyordu o Dessas, Ayyaş, aldatıcı adam. Hayatı kendisine istiyor. O yüzden oraya ayırdığın paydan geri çekilmeni istiyor. Ne diyor? Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Anlaşılmayanların terki. Daha da şöyle demek lazım. Yani biraz böyle nefse güç gelenlerin terki. Bu bugün aslında dalaletin tamamının şeyi. Argümanı. Ateistler de Müslümanları bununla şey yapıyor. Müslümanların diyelim içinde ehli bida olarak mesela hadis münkirleri onlara bida mı denir? Bida denir hadi bida diyelim ehli bida. Mesela hadis münkirleri de ya diyor şimdi sünnet çok anlaşılmaz bir şey. İmamların iştihatları falan o diyor işler çok karışıyor diyor. Bu çok şey oluyor dallanıyor budaklanıyor. Biz diyor Kur'an'a bakalım yeter. Neden? O tarafı anlaşılmaz gördü. Başka birisi de diyor ki ya Kur'an diyor anlaşılmaz bir kitap. Kim uğraşacak bununla diyor. Kur'an'ı da boş ver. Herkes bak anlaşılmaz bununla uğraşma. Bu anlaşılmaz ya bunlarla bu zamanda şey olur mu ya? Bunlar çok karışık işler. Fazla girmeyeceksin bu işlere. Fazla girersen şey olursun, şu olursun, bu olursun falan filan. Bir anlaşılmazlık şeyiyle, iddiasıyla dine saldırı var, maneviyata saldırı var. Aslında derinliği anlayamıyorlar. Derinliğin istediği fedakarlığı anlayamıyorlar. O fedakarlıktan kaçmanın şeyi anlaşılmazlık bahanesi oluyor. Öğrenci dersten kaçmak için ne yapar? Ya anlamıyorum ben matematiği. Ya anlamıyorum ben edebiyat. Anlamıyorum ben işte fizikten. Anlamıyor musun? Zaman mı ayırmak istemiyorsun? Genelde zaman ayırmak istemiyorlar. Çünkü o insanların hayatlarının başka devrelerinde o işleri gayet iyi başardıklarını biliyoruz. Kim hesabını biliniyor yani mesela? Menfaat söz konusu olduğunda herkes hesabını biliyor. Evet. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Bir de hazır mevzuunda nefsin şeyi üzerine konuştuğumuzda söylemiştik tabiat üzerine. Nefis hazır hemen çabuk şimdi olana konsantredir. Çünkü onun varlık algısı dünyadan ibarettir. Islah olmayan nefsin. Bu yüzden hazır olanı kazanmak ister. Uzun vadeli olana çok şey yapmaz, itimat etmez. Tanımaz da o varlık algısını. Sana şimdi 5 bin lira vereceğim, bir yıl sonra 50 bin lira vereceğim. Nefis sahibi genelde hemen 5 bin lira olsun der. Hemen olsun 5 bin lira olsun. Bir yıl sonra kim öle kim kala der mesela. Gibi. Sual,
Ha şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Şimdi burada bu adam alkış zamanıdır dedi. Yani ellerim meşgul olsun dedi. Bakınız yukarıda biz bir şey söylemiştik ayyaş kelimesini konuşurken. İlk derste de söylemiştik. Daha evvel sarhoşluk bahsini konuşurken de söylemiştik. Bu zamanın sarhoşluğu hareketin sarhoşluğu aslında. O kadar çok değişim yaşanıyor ki etrafımızda. Yoğunlaşmamız gereken hayatın inceliğine yoğunlaşamıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hakkı olan zamanı veremiyoruz. O yoğunluk bize fırsat vermiyor ya da biz o fırsatları tanımıyoruz. O şekilde kayboluyoruz hayatın içinde, kesretin içinde. Bu da öyle diyor mesela işte. Alkış zaman, hareket et diyor. Ya, hareket et. Bırak diyor, meşgul olma, hareket et. Sağlamsın. Alkışlasan yetecek zaten. O hareket sana yetecek diyor kendince. Onun istediği o kadar hareket. Fazlasını istemiyor ki. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Beş nişanlı kağıt. Bir bilet, bir tayinat senedi. Yani hem bir bilet hem de ihtiyacı karşılamak için yoldaki bir senet. Tayinat, ihtiyaç demek. İhtiyaç, evet, görevlendirme belgesi diye verilmiş burada. Ama tayinat, hani tayinatımı ver falan dediğimizde biz askerde genelde yiyecek gibi anlaşılır. Ama doğrudur, buradaki tanım daha doğrudur. Tabi onlar daha iyi bilirler. Görevlendirme belgesiymiş tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım. Peki yolculuk bizim nemize lazım dedin de yolculuğu engelleyebiliyor musun? Asıl mevzu o. Nemize lazım, tamam, güzel. Bir isyan olarak bunu dillendir. Güzel diyorum, hani onun şeyi meşrebince söylüyorum. Bunu dillendirdin ama bunun varoluşa bir tesiri var mı? Süreci değiştirebiliyor musun? Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desise ile onu ikna çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki daracını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim. Sonra da gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. Diyor ve hakikat kısmına geçiyor. Fakat biz hakikat kısmına geçemedik. Burada yine kaldık. Ama yarın artık hakikat kısmını konuşacağız inşallah. İyi, son paragrafı da ilk derste konuşmuştuk. Burada da biraz zikredip kapatalım bahsi. Yani gerçek çözüm boş vermekte değildir. Gerçek çözüm süreci görmezden gelmekte değildir. Mesela hastasınız Allah muhafaza. Ya boş ver doktor, ben iyiyim iyiyim demekle iyi olunmaz. Çözümünü bulmanız lazım onun. Belki de küçük bir operasyonla tamamen iyileşeceksiniz ama o varoluşsal problemle yüzleşmediğiniz için, asıl arızadan kaçtığınız için gafletle yaranızı büyütüyorsunuz aslında. Gaflet öyledir, görmezden gelmeler öyledir. İnsan küçük bir problemi olur, görmezden gelir, o problem zamanla büyümeye başlar. Görmezden gelir, daha da büyür. En sonunda dönüşü olmayan bir noktaya gelir. Bu yarayı büyüten boş vermedir. Çünkü boş vermede şifa yoktur. Ağrı kesici hastalığı iyileştirmez, bastırır. Ya da uyuşturucu, psikolojik şeyleri iyileştirmez, bastırır. Üstad Hazretleri burada bize şu nasihati veriyor. Bastırmayın, yüzleşin. Yüzleştikten sonra şifa geliyor. Ne demiştik, hani yine alıntı yapmıştık ondan, Irvin Yalom'un bugünü yaşam arzusundaki o cümlesi. Tedavi suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başlar.
bizim de tedavi olabilmemiz için biraz bu dertle yüzleşmemiz lazım. Dertlerimizle, arızalarımızla, değiştiremediklerimizle, sancısını çektiklerimizle yüzleşmemiz lazım. Onları çözemediğimizi kabullenmemiz lazım ki şifa bize gelsin. Yani yardım istememiz lazım. Kendi içimizden uzaklaşmamız lazım. Dışarıdan bir el aramamız lazım. Kendi içimizde kendimizi uyuşturmaya devam edersek, kendimizi aldatmaya devam edersek, ne oluyor? Ancak vakit geçiyor. Sürgün devam ediyor. Sürgünün içinde yaralar sende, aslan peşinde, daracı önünde. O yolculuk devam ediyor aynı sarsıntılarla. Sen sadece oyalıyorsun kendini finale kadar, daracına sende çıkana kadar veya aslan seni kapana kadar. Bunu yapmayın diyor, buna kalmayın Bediüzzaman Hazretleri. Süreçle yüzleşin. Süreçle yüzleştiğiniz zaman ancak o Hızır gibi insanın sesini duyacaksınız. O mürşit kanunundan hissinize düşen payı alacaksınız. İrşat, hidayet sizin gönlünüze buradan gelecek. Yine Mevlana Celaleddin Hazretlerine atfen işittiğim o söz, yara bedeninize ışığın sızdığı yerdir şeyi. Evet, yara, yara olduğu kabul edildiğinde, yüzleşildiğinde ışığı sızdırmaya başlar. Çünkü ihtiyaç olur o yaranın kapanması. Ama onu uyuşturduğunuzda, varoluşunu görmezden geldiğinizde artık ondan umacağınız da bir ışık yoktur. Pekala, inşallah yarın hakikat kısmını konuşmak üzere bugünlük vedalaşalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.